Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün gerçekten benim açımdan çok mutlu bir gün. Sizin karşınızda kurallar gereği maskeyle konuşmak zorundayım. Maskemi çıkartırsam gerçekten ağır bir cezası var. Bundan tam 7 ay önce, Aralık ayı başında geçen yıl, Singapur Hava Yolları'nın bu içinde olduğumuz Airbus A350 uçağıyla ilk uçuşuna katılmış ve Singapur'dan İstanbul'a gelmiştim. 7 ay sonra bu uçağa tekrar İstanbul'da ayak basma imkanına kavuştum ama biraz da üzücü. Niye? Çünkü bu uçak yolcu uçuş için gelmedi İstanbul'a. Bu uçak kargo taşımak için haftada bir gün Singapur Changi Havalimanı'ndan kalkıyor ve İstanbul Havalimanı'na geliyor. Uçak haftada bir gün salı günleri geliyor, ekip otele gidiyor, dinleniyor ve ertesi gün, yani çarşamba günü, ekip tekrar uçağına biniyor ve Singapur'a kargoyu götürüyor. Bu uçuşlar niye yapılıyor? Biliyorsunuz Mart ayının ortasından itibaren dünyada pandemi nedeniyle, koronavirüs nedeniyle uçuşların hepsi durmuş durumda. Singapur Hava Yolları da tabii kargo uçuşlara ait seferlerine ara verdi. Birçok havayolu gibi birçok uçak yere indi ve arada bu tür kargo uçuşları yapılmaya başlandı. Ve bu uçuşlarda kargo uçaklarının yanı sıra yolcu uçakları da kullanılıyor. Örneğin bu A350 kabinine kargo koymuyorlarmış, konuştuk Singapur Hava Yolları'yla, ama gövde altındaki belly kargo olarak adlandırılan yere 30 tonluk kargoyla İstanbul'dan havalanıyor. Ve ticaretin, hayatın dönmesine kargoyla bir katkı sağlıyor. Yeni plana göre Singapur Hava Yolları tekrar 1 Ağustos'tan itibaren uçmaya başlamayı planlıyor. Umarız seferler sadece Singapur Hava Yolları değil, herkes için tekrar başlar ve tekrar o eski havalimanlarının cıvıl cıvıl olduğu, rahat rahat uçtuğumuz günlere döneriz. Ama görüyorsunuz, işte maskeyle uçmak durumundayız. Yeni yeni kurallar gündeme geliyor. Uçmak bayağı bir zorlaştı ama umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Uzun zamandır Doktor Abdullah Nergiz'le beraber sivil havacılık konusunda videolar çekiyoruz. Önce stüdyomuzda çekiyorduk. Daha sonra pandemi süreci oldu. Pandemide Zoom bağlantılarıyla uzaktan konuşmaya başladık. Bugün ben çok mutluyum. Niye? Seninle, çünkü ilk defa dışarı çıktık. Ve bir uçağın içindeyiz. Singapur Hava Yolları'nın uçağın içindeyiz. Doğru. Ve maskelerimizi takıyoruz kurallar gereği. Evet. Bu yeni dönemde uçak içinde nasıl seyahat edeceğiz? Bu hep maskeli mi olacak? Şimdi şu hemen Nisan ayına gidelim. Nisan ayında hatırla Tolga, neredeyse tüm uçuşlar, dünyada uluslararası uçuşlar durma noktasına geldi. İstisnalar hariç durma noktasına geldi ve o zaman şu konuşulmaya başlandı. Yeni dönemde, yani yeniden tarifeli seferler başladığı zaman uçuş nasıl olacak? İlk başta sosyal mesafe gündeme geldi. İşte koltuklardan birer tanesini boş bırakalım, bu şekilde uçalım. Tabii kıyamet koptu. Çünkü hiçbir havayolu şirketi böyle bir şeye razı gelmez. En basit bir hesapla dar gövde uçakta öyle bir şey yapmaya kalksak siz kapasiteyi %33 oranında düşürmüş oluyorsunuz. İsyan çıktı, yani ben bu kadar beklemiyordum. Tabii çok sert bir biçimde, çok net, sert demeyelim ama net bir biçimde havayolu şirketleri buna itiraz ettiler ve uçakta sosyal mesafe uygulaması yok. Dolayısıyla siz dolu bir uçağa bindiğinizde muhtemelen, çok kuvvetli muhtemel, yanınızda bir yolcuyla seyahat ediyor olacaksınız. İşin o tarafı o şekilde. Onun diğer tarafında tabii bu maskeler. Bunlar neredeyse dünyanın her tarafında mecbur hale geldi. Havalimanından başlıyor o mecburiyet. Uçağın içinde, uçaktan indikten sonra bagajınızı alıp çıkana kadar da devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burada, bu uçak kargo, yolcu taşımayacak ama maskemizi takmak zorundayız. Maskemiz uçak içerisinde takılı olacak. Takılı değilse ceza var. Evet, doğru. O yüzden şu anda yeni dönemde tüm yolculuklarda, uçak yolculuklarında maske takılması mecburi ve bayağı uzun bir süre benim gördüğüm bu devam edecek gibi görünüyor Tolga. Çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Biz burada işte bir saattir falan buradayız. Direkt terletiyor, işte rahatsızlık veriyor. Uzun uçuşlarda gerçekten yolculara Allah sabır versin diyorum. Bir de şeyleri eklemek lazım tabii. Neler yapıldı bu yeni dönemde? Bir, hijyene çok önem veriyor havayolu şirketleri. Uçuş öncesi, sonrası uçaklar baştan aşağı temizleniyor. Her zaman tabii ki temizleniyordu ama şu anda çok daha detaylı bir biçimde temizleniyor. Artı ikramda bir takım değişiklikler yapıldı. Bazı şirketler çok kıstılar ikramı. Bazıları sadece konsepti değiştirip aslında içerik olarak aynı şekilde devam etti. Singapore Airlines onlardan biri. Birkaç çeşit azaltılmış, sunum farklılaştırılmış. Mesela business class işte eskiden kuvert servisi açılırdı. Şu anda tepsiyle veriliyor ama çeşit biraz azaltılması dışında içerik miktarı aynı. Alkolde biraz azaltım yapılmış yine. Onun dışında genel olarak aynı seviyeyi korumuşlar, uzun uçuşlar için konuşuyorum. Dediğim gibi bazı şirketler tamamen kısma yoluna veya kaldırma yoluna da gittiler. Böyle bir takım değişiklikler söz konusu ikram hizmetinde. Bir de tabii şeyler değişti.
Uçak içi magazinler, dergiler, bunlar kaldırıldı. Basılı yayınlar neredeyse hiç yok. Mecburi olan uçuşla ilgili, emniyetle ilgili, uçuş emniyetiyle ilgili mecburi olan dokümanlar dışında benim gördüğüm artık uçaklarda dergi olmayacak gibi. Ben tekrardan böyle bir uzun menzilli uçağın içini aylar sonra görmekten çok memnunum. Bilmiyorum ben de, sen ben sen de. Çok güzel oldu. Evet. Umarız kötü günler en kısa zamanda geçer. Burası yolcular dolar ve her şeyden tabii daha önemlisi sağlıklı uçarız. Tabii. Singapore Airlines'la daha önce iki kez İstanbul'dan Singapur'a business class'ta uçma fırsatını bulmuştum. Önceki yıllardaydı. O zaman Boeing 777 ile geliyordu Singapore Airlines. Şu anda Airbus A350 tipi uçağın içerisindeyiz. Son derece konforlu, son derece iyi bir yerleşime sahip business class'ı var Singapore Airlines'ın. Koltuklar 1-2-1 şeklinde sıralanıyor kabin içerisinde. Bu neyi sağlıyor? Tüm yolcular diğer yolcuları rahatsız etmeden rahatlıkla yerlerinden kalkıyorlar, koridora çıkıyorlar. Tuvalete gidip geliyorlar. Bu çok önemli bir unsur. Özellikle eski business class konseptlerinde, diğer havayolu şirketlerinde genelde 2-2-2 şeklinde konulduğu için koltuklar, yolcular oturup kalkarken bir rahatsızlık verme durumu olabiliyordu. Bu tarz yerleşimde bu yok. Artı koltuk son derece konforlu, son derece geniş, her türlü bölme var. Sağınızda solunuzda eşyanızı koyabileceğiniz, cep telefonunuzu koyabileceğiniz çok sayıda bölme var. Yine yüksek çözünürlüklü ekran karşımızda, orada zengin bir içerik sunuyor Singapore Airlines. Artı yine arka tarafımızda ışığımız, elektronik cihazlarımızı şarj edeceğimiz USB portlarımız, her şey mevcut. Biraz sonra göstereceğiz. Çok kolaylıkla tamamen yatırılabiliyor koltuk. Artı bir yatak haline getirilebiliyor. Ön tarafa doğru çevrilerek, şu an sırtımı dayadığım yer, ön tarafa doğru çevrilerek bir yatak haline getiriliyor. İçinden yorgan, yastık, battaniye hepsi çıkıyor. Gerçekten dediğim gibi son derece konforlu ve yapı itibariyle bir ekstra mahremiyet de sunuyor yolcuya. Yani neredeyse bir first class konfor alıyorsunuz siz burada. Bir tek kapınız eksik. Onun haricinde tamamen size özel bir alan sunuyor Singapore Airlines Business Class'ı. Kriz döneminde havayollarının kurtarıcısı kargo oldu. Normal kargo uçaklarının yanı sıra yolcu uçakları da özellikle geniş gövdeliler hem gövde altındaki belly kargoya hem de kabine konan kargoyla taşımacılığa başlandı. Bu öyle bir yere doğru geldi ki normalde seferlerin durması nedeniyle tabii ki azalan uçak sayısı kargo taşıma fiyatlarını çok ciddi arttırdı. Normalde kilogramı 4 ila 5 dolardan taşınırken bu kısa sürede 12-15 dolarlara kadar çıktı. Bugün Türk Hava Yolları 19 yolcu uçağını da örneğin geniş gövdeli kargoya çevirmiş, diğer kargo filosuyla birlikte uçuruyor. Veya bugün bakıyorsunuz Singapur Hava Yolları'nın A350'si normalde pandemi öncesinde bu uçak İstanbul'a yolcu taşıyordu. Bugün sadece kargo taşımak için geliyor. Hava yolları arasında artık kabin sayıları giderek artıyor. Business vardı, eskiden ekonomi vardı. First eklendi, araya premium ekonomi geldi. Ve gerçekten bu premium ara sınıfın dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri de Singapur Hava Yolları. Abdullah, Singapur'un premium ekonomisini gördün. Dünyada bu trend nereye gidiyor? Tabii bu pandemi süreci etkiledi ama biraz bize bilgi verir misin? Aslında dediğin gibi bu salgından önce çok modaydı. Çok önemli bir trendti havayolu şirketleri arasında. Premium ekonomi ne? Çok kısaca ondan bahsedelim. Ekonomi class'la business class arasındaki bir sınıf aslında. Yani buradaki amaç ne? Business class'ta seyahat edecek kadar parası olmayan veyahut da o kadar yüksek bir bütçe ayırmak istemeyen yolcular ekonomi class'tan biraz daha fazla konfor istedikleri zaman premium ekonomi tarafından bilet alıyorlardı. Burada ne sağlanıyor? Mesela ekonomi class'ta burada kıyasladığımız zaman Singapore Airlines'ta ekonomide 3-3-3 şeklinde oturma düzeni koltuklar. Burada 2-2-2, yani biraz daha geniş bir koltuk. Diz mesafesi biraz daha fazla. Koltuklar biraz daha fazla yatıyor arkaya. Biraz daha fazla ikramı var. Yani ekonomi class'taki konforun bir tık ötesinde bir konfor elde ediyor burada seyahat eden yolcular. Hem daha ekonomik, hem biraz da konfor fazla. Yani biraz paranız kadar, biraz varsa paranız ama business'a yetmiyorsa burada evet, uçuyorsunuz. Evet, doğru. Peki şey soracağım, bir dönem Türk Hava Yolları Comfort Class'ta bunu denedi ama olmadı, bu kaldırıldı. Biraz bunu değerlendirir misin? Neydi hata orada? Evet, şimdi burada premium ekonomiyle ilgili en temel şey yolculara anlatılması.
gerek Singapore Airlines olsun, gerek Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan diğer hava yolları olsun bu konuda bir çalışma yaptıkları zaman bir sene öncesinden başladılar. Yani premium ekonomi fiilen uçaklarda satılır hale gelmeden bir sene öncesinden pazarlama faaliyetleri başladı ve yolculara bu anlatıldı. Bu çok önemli çünkü yolcuların o premium ekonominin ne olduğunu çok iyi anlaması gerekiyor. Business class'a bir alternatif değil bu. Oradaki yolcuyu kaybetmek istemiyor kimse çünkü. Bu ekonomi klas yolcusuna biraz daha fazla konfor veren bir sınıf. Bunun anlatılması gerekiyordu. Maalesef Türk Hava Yolları bu işe ilk giren şirketlerden biriydi. Ama işin anlatılması o servis başladıktan sonra oldu. Yani çok büyük de bir alan ayrılmıştı uçaklarda. Boeing 777'lerde 63 koltuk ayrılmıştı Comfort Class'a. Ve o anlatılmadığı için yolcular onu anlayamadılar. Bunun ne olduğunu çözemediler. Talep gelmedi. Tam anlamaya başlamıştı yolcular. Türk Hava Yolları ya buralar boş kalıyor deyip kaldırdı. Ve o şekilde sona erdi. Yani herkes premium ekonomiye geçerken Türk Hava Yolları bir bakıma premium ekonomiyi kaldırmış oldu. Öyle bir çelişki yaşandı orada. Dünyada gerçekten bu iş farklı bir boyuta doğru gidiyor. Singapur Hava Yolları da başta belirttiğim gibi pazarlamasına özellikle bunun önem veriyor. Ve gerçekten uzun uçuşlar yapıyor. Buradan bir Singapur'a gittiğin zaman minimum 10 saatlik bir uçuş bu. Ve gerçekten verdiğiniz paranın da hakkını premium ekonomide size Singapur Hava Yolları veriyor. Detaylı havacılık haberleri tolgaozbek.com'da. Sektörle ilgili analizler, istatistikler istiyorsanız Abdullah'ın bloğu Havayolu 101 sizleri bekliyor. Bize lütfen videonun altına yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda info@tolgaozbek.com mail adresimize mesaj atabilirsiniz. Pazartesiden Cuma'ya her gün saat 19'da yeni videolarla beraberiz. Yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler. Hoşçakalın.